Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf abi bizim araç komutanımız, Allah razı olsun. Yusuf Mercan, memleketi Erzincan. Yusuf Mercan, memleketi Erzincan. Emekli makine mühendisi. Çok o eski Nur talebelerinden, eskimeyen Nur talebelerinden Allah razı olsun. Aynı mahallede oturuyoruz. Soner kardeşimiz de Elazığlı, Almanya'da tanışıyordu. O da şu anda yine bizim Kurtköy'de inşaat işleriyle uğraşıyor. Allah razı olsun bizi Ulaştırma Bakanı olarak buraya getirdi. Dedik Allah nasip ederse böyle ayda bir, hiç olmazsa Adapazarı'nın, İzmit'in, ondan sonra Yalova'nın ilçelerine gidelim diye bu tarafta. Böyle Selam Hocam aradık, hemen Selam Hocam'ın şeyi vardı. Allah razı olsun, o da bugün değildi, çarşamba günü. Siz kendiniz de tatil. Benim ismim Mustafa Uçer, Kırşehirliyim. Üniversitede hocayım, daha önce Antep'teydim, şimdi inşallah İstanbul'da bir üniversitede devam edeceğiz. Tabii hayırlısıyla. Cenab-ı Hak bize bu güzel nurları anlamayı, yaşamayı, anlatmayı nasip etsin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü mesele, yakın dokunmadı değil mi? Yine gençlik rehberinde izahı var. Bu dördüncü mesele enteresan bir şey. Üstad Hazretleri İhlas Risalesi'nin lakal 15 günde bir okunması, en az 15 günde bir okunmasını tavsiye ediyor. Ama bir de bunu, dördüncü meseleyi çok okuyunuz diyor. Yani böyle çok tavsiye edilen bir yer. Niye? İnşallah şöyle baktığımızda zaten kendisini gösterecek. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harb-ı umumiden dünyayı her cümerce getiren, alt üst eden ve İslam'ın da geleceği ile alakadar olan İkinci Dünya Savaşı. Biz bunu şöyle diyebiliriz. Günlük konuşulan meseleler. İşte dün neydi? Ondan önceki gün neydi? Yarın ne olacak gibi böyle suni gündemler dediğimiz, yani asıl gündemden bizi alıkoyan gündem maddeleri. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim, ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Şimdi bizim de değerler eğitimiyle ilgili okullara gidiyoruz, zaman yönetimini anlatıyorum. Anlatırken bu cümlenin ilk yarısını ekrana yansıtıyoruz. Ömür sermayesi pek azdır. Hadi diyorum gençler, bunun devamını kim getirecek? Bazen yanımızda vakıf falan olursa orada da vakıf ne kadar hizmet etti ölsün diye, yani liseye ne kadar nüfuz etmiş. Bakıyoruz bazıları hemen dershaneye gitmişse lüzumlu işler pek çoktur diye söylüyor ama bazen de epey bekliyoruz, acaba kim söyleyecek falan. Arkadaşlar, ömür sermayesi pek azsa bir şey çok fazla olacak. Evet, ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden ve küre-i arz ve nevi beşer dairesinden tut, ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir.
bu kıyas bu, vazifesi bunlardır. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muhakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük maküse müterasip vazifeler bulunabilir. Yani daire büyüdükçe vazife küçülüyor. Daire küçüldükçe vazife büyüyor. Daire büyüdükçe vazife ara sıra oluyor. Daire küçüldükçe daimi oluyor. Daire büyüdükçe ehemmiyetsiz, daire küçüldükçe ehemmiyetli oluyor. Bak, küçük daire ne kadar ehemmiyetli, daimi ve en önemli vazifeler en küçük dairede. Ama en büyük dairede ne var? En küçük ve muhakkat ve ara sıra vazifeler bulunabilir diyor. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Allah Allah. Şimdi ömür sermayesi gerçekten az ama çok da kıymetli. Adam yoğun bakımda 3 gece kalıyor ve ölüyor. Bir fatura çıkartıyorlar. Az mı oluyor Yusuf Karası, çok mu oluyor? Çok olur herhalde. Acayip değil mi? Peki insanın bir de faturasını düşünün. Bir kere dünya dönecek. Acaba dünyayı kaça döndürürler? Güneş yanacak. Acaba güneşin yandırılması için ne kadar bir maliyet gerekiyor? Hava temizlenecek. Kalbi çalışacak. Adam diyalize giriyor değil mi? Bakın diyalizin ne kadar bir bedeli var. Böbrekler diyaliz yapacak değil mi? Göz görecek. Kulak işitecek. Yani bizim bir saniye yaşamamızın bedeli öyle milyarlarla, trilyonlarla ölçülecek gibi değil ha. Çok çok pahalı. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Ama bu hayatı tutup da hele hele şu televizyonlardaki yarışmalarda insanlığı görüyorlar. Ne kadar lüzumsuz şeylere vakit harcamışlar. Neleri öğrenmişler. Hani diyor ya birisi kaç metre uzaktan ipi atıyormuş, iğnenin deliğinden geçiriyormuş, padişaha götürüyorlar. Padişah diyor ki verin bir kese altın, çünkü böyle güzel bir şey öğrenmiş. 40 tane değnek vurun diyor. Ne oluyor falan? Diyorsan bu güzel ömrünü niye oralarda harcadın? Yani neye yarıyor bu? İyi yani yaptın, tamam becerini kazanmışsın ama bir şeye yarayan bir beceri değil. Böyle lüzumsuz şeyler o kadar çok ki, yan yana geldiğimizde keşke bu hayatın değerini bilip de bu güzel hakikatleri konuşsak, birbirimize böyle bunları anlatsak. Dün Çekmeköy Kaymakamlığı'na gitmiştik. Kaymakam Bey gelecek. Baktım orada sekreterleri falan filan oturuyor. Dedim de kızmazsanız size bir soru soracağım. Niye kızalım ki diyor. Tamam mı? Önde izin alıyorum. İşte Kur'an'da kaç sure var dedim. Ya bilmiyorum kaç tane falan. İlk dedim iki şıklı sorayım o zaman. 114 tane mi? 6666 tane mi? Dedi 114. Ayet deseydi dedi diğerini seçecektik. Neyse iyi başladık şey. Ondan sonra birinci cüzde ne var? Son cüzde işte kısa sureler falan var. Dedim Mette Hayatı birinci cüzde mi? Son cüzde mi? Şimdi birisi diyor birinci cüzde, birisi dedi son cüzde. Ya anlaşın dedim aranızda bak yani olmaz. Ya, ya başta olur ya sonda olur bu falan. Ondan sonra ya diyor şey kısa surelerin içindeydi değil mi diyor. O diyor başta değildi diyor. Baştakine diyor ki sen diyor aldandın bak seninki olmadı diyor. Doğru dedim birinci cüzde değil. Diğeri bir sevindi böyle. Birinci cüzde değil deyince 30'u kabul ettim zannediyor.
Dedik 30'da da yok ya. Onun da neymiş falan işte Ebdi Hayat'ın Miraç'ta Allah'la peygamberin konuşmasıymış. İşte niye namazda okunuyormuş onu, ondan sonra oluşumunu, önce kim söze başlamış. 15-20 dakika tahallettik dedim, en az 3 kişiye anlatacaksınız bunu. Güzel bir sohbet oldu bak hemen. 10 dakikanın içerisinde, hoşlarına da gitti. Ya diyor, bize diyor bunu hiç kimse anlatmadı diyor. Bak diyor, ben diyor bunu bilmiyordum diyor. Çok kişi bilmiyor. İşte namaza sonradan nasıl yetişiliyor? Yani çok açık olan, açığımız olan bir durum. Maalesef yani yurt dışına gittiğimizde cemaatle namaza çok önem veriyorlar. Acayip ya. Yani var ya, Filipinler'de kaldık. Tek başına namaz kılan hemen hemen rastlamıyorsunuz ha. Adam namaza durmuşsa bile hemen omuzuna vuruyor, arkasına duruyor. Öyle. Hatta bizde biliyorsunuz, Şafi mezhebinde değil de Hanefi mezhebinde bir kişi imama uymuşsa siz o kişiye uyup da onu imam yapamıyorsunuz. Adam diyelim ki ikinci rekatta uymuş, ayakta, siz geldiniz, namaza devam ediyor. Siz onu imam olarak devam ettiremiyorsunuz. Bizde. Ama Şafi'de yok. Onu hemen imam olarak da vuruyorsunuz omuzuna, sizin imamınız oluyor. Hem cemaat hem imam olmuş oluyor. Böyle bir durumlar var. Oralarda bu çok geçerli. Adam namazın bir kısmını imamla kılmış, ondan sonra sana imam oluyor. Geçenlerde Suriyeli birisi, baktım tek başına kamet getirdi. Ondan sonra normal akşam namazında cemaatle namaz kıldırır gibi başladı. Arkadan gelenler uydu ona. Yani bu mesela cemaatle namaz nasıl kılınır? Birinci rekatta yetişince ne olacak? İkinci rekatta yetişince ne olacak? Üçüncü rekatta yetişince ne olacak? O kadar çok meselelerimiz var ki konuşacak. İşte Risale-i Nur'daki meseleler var. Bir şey ortaya atıp bunları konuşmak yerine lüzumsuz şeyler konuşuluyor. Ondan sonra da bu hayat badava gelip geçiyor. Onun için diyor o, fakat büyük dairedeki dairenin cazibedarlığı cihetiyle. Bir de büyük daire acayip cazibedar. İşte birisi Maliye Bakanı oluyor, birisi Başbakan oluyor, birisi Cumhurbaşkanı, tartışıyorlar. Ondan sonra da çekip gidiyorlar. Nefsi herhangi bir yük gelmiyor, herhangi bir şey yok. Ne kadar güzel değil mi? Bedavadan bakan olduk. Hiçbir sorumlulukla yüklenmedi. Hatta birbirimizi bize kırdık ve ayrıldık. Geniş daire cazip, böyle insana yük getirmediğinden. Ama diğer türlü konuştuğun, mesela cemaatle namazı konuştu, Allah Allah diyor, cemaatle namaz kılmam lazımmış falan gibi bir yük geliyor değil mi? Onun için afaki işler biraz bizi meşgul ediyorsa kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Elhamdülillah Nur talebeleri bu konuda çok şanslılar. En azından böyle çok lüzumsuz şeylerle uğraşılmıyor. Yoksa herkes her şeyi biliyor. Derler ki bazı konuların cahili olmazmış. Bunlardan birisi Diyanet. Yani Diyanet dinle ilgili bir şeyi sor herkes müftü kesilir. Birisi tebabet, tıp. Birisi de siyaset. Bunun üçünün cahili olmazmış. Tıpla ilgili bir şey sor. De ki ya filan yerimde bir şey var. Allah sana hemen karşıdaki ilacı bastır işte filan şöyle bir ilaç kullandı falan diye değil mi? Hemen bir bilgi sahibidir. Hele siyaset dedin mi onun hiç cahili yok. Onu herkes biliyor gibi. Halbuki değil mi? Zor şeyler ama evet. Burada kıymetli ömrümüzü bunlarla öldürmenin bir alemi yok. Birazcık gerçekten birbirimizi frenlememiz lazım. Ama asıl tehlike şu ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Selam hocam ne demek şerik olmak? Ne kadar büyük riskli bir şey ya. Düşünün, bir dünya siyasetiyle bir ilgili olan, oh diyor, ne güzel olmuş diyor. Diyelim ki Amerika'daki işte o ikiz kulelerin vuruluşunda
Oh ne güzel lan, 1000 kişi öldü. Dediğin anda o 1000 kişi içerisinde Müslümanlar da vardı. O anda orada bulunan insanlar. Yani savaşla, Amerikan politikasıyla ilgisi olmayan normal insanlar değil mi? Bunların %90'ı. Öyle değil mi? Oh ne güzel oldu dediğinde var ya, orada yapılan zulmü sen yapmış gibi ortak oluyorsun. Öyle değil mi burada? Öbür taraftan İslam dünyasıyla ilgili bir şeydi veya başka bir şeydi. Yani Türkiye'de olan bir şeydi ama yani bazen insan Allah muhafaza zulme rıza gösterir. Ona taraf olursa, ki zaten taraf tutanlar hep öldür. Taraf tutmak çok kötü bir şey. Biraz önce işte şehir tarafçılığından biraz bahsettik de. Mesela Bayburt'la Gümüşhane arasındaki rekabet. Yani Gümüşhane bitse batsa var ya, Bayburt'u sevinecek gibi. Öteki de onun için öyle. İşte Kayseri ile Sivas arasında böyle bir şey. Diyarbakır'la Mardin arasında, Rize ile Trabzon arasında. Taraftarlık ya, ne olacak yani? Trabzon'da iyidir, Rize'de iyidir. Hatta Trabzonlu bir abimiz var, doktor. Diyor ki, ya diyor Rize'nin diyor şeyi bizden daha iyi diyor. Onların Boztepe'si diyor bizimkinden daha güzel. Daha işte o. Öteki de diyor ya diyor nasıl olur diyor. Bir Trabzonlu diyor bunu nasıl söyleyebilir diyor. Söylememesi lazım. Sanki yani söylese eksiliyor gibi. Halbuki oranın Boztepe'si ötekinden daha güzel olabilir değil mi? Güzel olmasında bir mahsuru yok. Diyelim ki falan memleketin yemekleri güzel. Niye biz onu kıskanalım? Gider yeriz yemeğini değil mi? Ondan sonra güzellikleri varsa seyrederiz. İşte taraf olmak çok kötü bir şey. Taraf olunca bu sefer zulümlerini hoş görüyor. Diyelim ki filan futbolcu benim tuttuğum takımdayken gayet köklere çıkartıyorum. Karşı takıma geçiyor. O kadar kötü şeyler ki diyorum ayağı kırılsa oh be diyorum ne güzel oldu. Ya yazık yani o da bir ana çocuğu değil mi? Niye ona böyle bir razı olalım? İşte taraflık bayağı şey. Değil mi Yusuf abi? Ne diyorsun evet, bu taraf olmayı? Eşin fikirleri oluyor. Erzincan Erzurum arasında yok değil mi böyle bir şey abi? Vallahi hiçbir haberim yok. Vallahi. Yani böyle bir şey çekememezlik yok. Böyle çizilemediğim için haberim yok. Birinci noktaya cevap iste. Neydi? Bundan daha büyük bir mesele mi var diye. Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Yani. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i amme davasının daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise 100.000 meşahir insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, bakın haberin kaynağı kimden? İnsanlığın yüz binlerce meşhur peygamberleri. Ve sayısız büyük insanlar, mürşitler, bir de müttefikan, yani ittifak ederek aynı şeyi söylüyorlar. Ama nasıl? Kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahdlerine istinaden. Bu Kur'an'da biliyorsunuz 4'te 3'ü haşirle ilgili. Ondan sonra
İncil zaten hemen hemen hep böyle haşirle ilgili, oradaki şeylerle ilgili falan böyle şey yap, hikayelerle dolu. Ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taanıyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurulabilir mi? Bizim abi en önemli meselemiz cehennemden kurtulmak ve cennete gitmek meselesi. Çok önemli bir mesele abi yani. Bundan daha önemli bir mesele yok o. Ve ne diyor? Maddecilik taunuyla ne yapıyor? 40 kişiden birkaç tanesi kazanıyor ya. O kadar önemli bir imtihan ki nasıl? Zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Herkesin başına açılmış yani. Ya. Ya dünya giren herkesin başına bir imtihan açılmış. Onun için yani dava çok önemli. Biz bunun için gönderilmişiz. Yani bu ana amaçtan sapmamamız lazım. Yani bizim ana hedefimiz bu dünyaya imtihan için gönderildik. Adem babamız da imtihan için geldi. Biz de onların çocukları, torunları olarak imtihan için geldik. Diğer şeyler gelmişken yapacağımız şeyler. Asıl yapacağımız bu. Onun için bu imanı elde etmenin ve muhafaza etmenin bizim en önemli işimiz olması lazım. Yani bugün işte teneffüste namaz kıldım değil. Namaz kıldım, arada ders yaptım. Arada dünya işimizi yaptık. Yani asıl vazifemiz namaz kılmaktı. Asıl vazifemiz bu güzel kitapları okuyup imanımızı inkişaf ettirmek. Asıl vazifemiz bu insanların kurtuluşuna vesile olmaktı. Dün derste doktora yazılan mektubu okumuştuk da diyor en önemli hizmet hayata hizmettir. Ama hayata hizmettir derken de bir insanın sıhhatli olması için yapılan hizmet önemli ama ebedi hayatını kazanması için yapılan hizmet çok daha önemli. Yani bundan daha önemli bir şey yok. Hani diyor ya bir kişinin seninle imana gelmesi sahralar doğrusu hatta dünya doğrusu kırmızı koyundan daha evladır derken çok önemli bir şey. Onun için kendimizi, çevremizdeki insanları bu şeye çekmek, gündemimizi buna çekmekte çok fayda var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz, öyle diriltirsiniz. Yani günlük hayatımız bizim ölümümüzün nasıl olacağını belirleyecek. Tesadüf yok ha. Ne ön plandaysa ölüm anında da o ön planda olacak. Ayşe Fatma ise Ayşe Fatma, para pulsa para pul. Ama Allah'ın rızasıysa elhamdülillah yani Nur talebesi abilerden çok kişi bu bitkisel hayata girdiklerinde görüldü. Yani ezan vakti görünce ben abdest almaya çalışmalar var. Adam şuursuz ya kaza yapmış. Hiç dış dünya ile ilgisi yok. Ezan okununca abdest almaya başlıyor, namaz kılıyor. Yani ilk şey yaptığı namazı sorması falan. Abi dünya işlerimizin de dengeli gitmesi. Bu hayatın merkezine bunu koysalar, dünya işlerimiz de tam kararlı olur. Yani yoksa kararsız olur ya da 10 lira şey 500 lira satmaya çalışıyor. İşte şunu şunu yapmaya çalışıyor. İşte bir sürü iş ama anormatla çıkıyor. Ha. Hayatın merkezinden bunu koysa her şey yerini bulacak yani. Daha çok güzel olacak, daha mükemmel olacak. Merkezine koysa.
Yine ki bunu aşın insan kalbine doğru yani. Yani o derin bir hissi yani. Yani. Merkeze başka şeyler koyulmuyor mu? İşler değişiyor o zaman. Merkeze başka şeyler koyulmuyor. Ümraniye Belediyesi girişimcilik kursu düzenliyor. Hoca olarak da bir arkadaşımız çok yorulmuş. Ben de geldiğini duyunca dedi hocam bana yardımcı olur musun? Yani girişimcilik kursunu vermedim. Bugün işte anlatıyor işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan dedim. Projeler getirmişti. En son dedim ki biraz oturduk sonra dedim hiç bir yani eşiniz var mı? Eşinizi ve ailenizi de düşünüyor musunuz bu konuda? Bir görsen yani öyle bir iş portföyü çizdi ki sabahtan akşama işte cumartesi pazar da onu tamamlayacak. Daha önce de diyor ben ne yaptım diyor. Sabah 6'da çıkıyordum evde diyor. Akşam 9'da 11'de geliyordum diyor. Dedim eve değil otele geliyordum galiba. Otele gelip gidiyordum falan. Ya dedim ya hayat denen şey geçmiyor mu? Yani sizin normal illa her şey ticaret mi? Bak biz millet olarak önce para kazanmak için sağlığımızı, sıhhatimizi veriyoruz. Sonra sağlığımızı, sıhhatimizi kazanmak için de paramızı geri harcıyoruz. Ya çok enteresan bir şey ya. Halbuki insan olarak hayatı düzgün yaşama, günlük yaşama. Çünkü bugün 16 Kasım 2016 kesinlikle bir daha yaşayamayacağız bugünü. Yaşayabilecek miyiz? Hayır. 16 Kasım'ı yaşayabiliriz ama 2017 olur o zaman değil mi? Bak 2016 olmaz. Ve bugün çok kıymetli bir gündü. Biz acaba yevmiye defterimizi nasıl kapattık? Çok önemli. Yani bu davaya odaklanmamız lazım. İnşallah Cenab-ı Hak kolay getirsin. Ama yaşayışımız bizim son halimizi verecek. Yani Ali Çer abiye bakıyorsunuz işte hizmette vefat ediyor. Filan abi şöyle öbür taraftan da su testisi su yolunda kırılır diyor. Kim neye hizmet ediyorsa onun durumunda son anında öyle oluyor. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri her birimiz 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Gerçekten çok ulvi bir vazifedeyiz. Diyor insanların en hayırlısı neydi? İnsanlara faydalı olandır. Faydanın en güzeli de ebedi hayatı kurtarmaksa biz bununla uğraşacağız. Yoksa öyle ufak tefek şeylerle uğraşmanın bir alemi yok. Adam ünlü bir cerrah diyelim, kalp doktoru. Gidip de sivilcelerle uğraşırsa olmaz. Onu başkaları uğraşsın. O asıl önemli olan işini yapmaya devam etsin. Ve inşallah bizler bu yönüyle vazifeliyiz. Ne kadar çok uğraşırsak o kadar iyi olur. Eskiden acayip ya böyle selam hocam işte yurtta kalırken de şey yapardık. Mesela Erzurum'da yurtta kalıyorduk. Bizim Cavit abi herkes tanıyor değil mi? 40. hocanın yanında ders okur böyle şey. Çok komik birisi ya böyle var ya. O kadar tatlı birisiydi ki. Biz onlarla aynı odada kalmıştık. O zaman işte al götür oku getiri falan. Çiçek Sevenler Derneği'ni kurduk. Çok güzel hayatımız vardı. Şey yapardık, ders çalıştırırdık arkadaşlara. Hafta sonu sırf derse götürmek için ha. Her şeyle ilgilenirdik ki işte hemşeridir veya sınıf arkadaşıdır veya falandır. O hafta işimiz, gücümüz birisine odaklanıyorduk. Onu derse götüreceğiz. Cuma günü bizim dersimiz, işletmecilerin dersi oluyordu. Şener abi, Süpa falan katılıyordu. O kadar lezzetliydi ki
İşim böyle yarım saate yakında yürüyorsun ha. Yani ta yurtlardan Gürlice'ye kadar yürüyeceğiz. Yürüyerek geliriz, yürüyerek gideriz, hep konuşuruz. Otobüse bindiğimizde hiç böyle ağzımız durmaz, illa hemen bir şeyler konuşuruz. Trene bindiğimizde mutlaka hizmet edilir. Yani böyle otobüse binip de yanımızdakine bir şey anlatmamışsak var ya, o kadar kendimizi kötü hissederdik ki, yani öyle bir şey olamaz, yani olmamalı. Hatta bir keresinde Salih kardeş var, vakıf. Onunla beraber Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyoruz. Dedi ki, önde iki kişi gidiyor. Bunları dedi, al dershaneye getir, sana bir kilo baklava dedi bana. Ya önde sokakta yürüyen iki kişi ve biz arkadan yürüyoruz. Diyor ki, bunları al dershaneye getir, sana bir kilo baklava. Allah'ım yarabbim, ne kadar böyle şey girişkenlik ya. Gittim, tanıştık, kol kola girdik ve dershaneye gittik ya. Acayip şeydi. Hatta Efes Otel diye bir otel vardı. Bizim de Yukarı Birlik diye bir dershane var, bodrum katta böyle. Allah'ım yarabbim, bazen tuvaleti taşar falan ama acayip güreşçiler çıkıyordu. Bodrum katı olduğu için herkes güreşiyordu. Türkiye üçüncüsü çıkmıştı bizde. Kemal var ya, şöyle Bursa'da, Kemal Demirel. Çok samimi bir yerdi. Bir gün Efes Otel'e bir turist gelmiş. İlk defa bir bayan bizim dershaneye geliyor. Karı kocayı getirdik. Düşünebiliyor musun? Bodrum'a indi. Hepimiz böyle delikanlılarız. İlk defa dershanede çayın yanında bisküvi veriyoruz. Yani biz çok garibandık ya böyle o zaman. Ve adamlara var ya, dilimiz döndüğü kadar, İngilizcemiz de çok yok, adamla karısına, ama yaşlılardı onlar, böyle 60 yaşlarında falandı. Anlattık, anlattık. En son şunu dediler, biz inançsızız ama inanırsak, inanmak istersek Müslüman olacağız. Yani öncelik bu olacak diye o şekilde yolcu etmiştik. Yani acayip şeyler yaşıyor insanlar. Evet, bizim vazifemiz bu. Mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşacağız, anlatacağız. Bir gün Eskişehir'den Ankara'ya gidiyorum. Yanıma Bursa Nilüfer'den otobüste, onların otobüsü. Bir tane Bursalı oturdu. Ya ne desem kısa cevaplarla hemen geçiştiriyor. Adamla bir türlü açamıyorum. Böyle diyorum, bir ortak nokta bulsak da konuşsak. Hep böyle kısa cevaplar. En son dedim ki, ya bu Bursa'nın Ulu Camisi herhalde dedim, yani dünyada bir tek, bak içinde çeşmesi var, çok ruhani olsaydı. Evet dedi, bizim cami dedi bir başkadır dedi, yani Ulu Cami demek dedi bambaşka. Aa tamam, buldum, Ulu Cami'de cuma namazı kılmak da iyidir falan değil mi, teravihler de iyidir. Oradan girdik Ulu Cami'den ve ondan sonra sohbet açıldı, yani ortak nokta bulacağız ya. Ama oraya girinceye kadar var ya, dolaşıyorum sağdan soldan, hep böyle kaçak güreşiyordu. Halbuki ne olacak? 2 saate yakın bir yolculuğumuz olacak. Ona bir hakikat anlatılsa. Zarar olur mu Yusuf abi? Çok faydası olur. Bir gün Diyarbakır'dan Bismil'e gidiyoruz. Trende kompartımana girdim. Adam ayağını uzatmış. Oturuyor. Dedim ki, kardeş şuraya oturabilir miyim? Yok dedi, oturamazsın dedi. Niye dedim? Arkadaş tuvalete gitti, gelecek dedi. Tamam dedim, ben dedim oturayım da arkadaş gelince kalkarım dedim. Şimdi oturdum. Ondan sonra konuşmaya başladık böyle. İşte dinden, imandan bahsediyoruz, üniversite hocası falan derken. Baktım şimdi ayaklarını topladı, topladı, düzgün oturdu. Ondan sonra kompartımana bir sürü kişi geldi, kafayı uzatan falan, biz devam ediyoruz. O kadar tatlı bir sohbet oldu ki, o ayağını uzatan arkadaş ne dedi biliyor musunuz ayrılırken? Hocam dedi, aha benim köyüm şurası, ben sana bir kuzu keseceğim. Ne olur gel. Öyle ayrıldık ha. Adam önce yeri vermiyordu, ayağını uzatmıştı, sonradan kuzu kesecekti yani. Yemedik kuzuyu ama yani en azından bunu çok mertçe söyledi. Niye? Siz orada hem üniversite hocası olarak görünecek
hem de kendine yakın, ondan sonra samimi olduğunu, ortak değerlerimiz olduğunu görünce hemen iş bitiyor değil mi Selam Hocam? Elhamdülillah. Onun için sizlerin de çok vardır hatıralarınız. Yani kimde, nasıl, nerede. Onlar ne yapacak zamanla inşallah çok güzel sonuçlar olarak karşımıza çıkacak. Benim bir de hayatımda abi en böyle unutamadığım bir hatıram var. Ama yani hatıra birazcık ters bir hatıra. Bir gün bir straforcu arkadaşa gittik. Eskişehir'de. Dershanenin dışını manto atacağız. Onlar üretiyorlar. Büyük büyük yapıyorlar hani bu bile kaça kaç bu şeyler, straforlar? 70'e 1 ya işte o 1'e 1,5 falan gibi böyle büyüğünü de yapıyor adam. Gittik konuşuyoruz, ismi de Barış geldi ismi. Hacettepe'den mezunmuş, biraz da böyle dine çok muhalif birisiymiş ama biz bilmiyoruz. Başladık anlatmaya. Anlatırken, bir dakika hocam dedi ya, Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyorsunuz mu? Sizin dedi, branş neydi dedi, işletme. Size ne dedi bunlardan dedi. Devletin müftüsü var, imamı var dedi. Onlar anlatsın dedi. Yani ne dedi bunlarla uğraşıyorsunuz? Allah'ım yarabbim, yanımda da yeni bir böyle daha Risale-i Nur'ları yeni tanıyan birisi var. Bürosunun her tarafı Birinci Cumhurbaşkanlığı'nın resmiydi abi. En son dedim ya hadi kardeş ne olur kıbleye bari koyma şunları, kıbledekilerini kaldır, sonra hepsini kaldır der. Hamdi de önce kıblede başladık. Çok hareketli birisi. Şimdi adam böyle deyince var ya, düşünün tam siz konsantre olmuşsunuz ve diyor ki sana ne diyor, sen müftü müsün, niye dinden bahsediyorsun? Bir kazan kaynar su kafamdan döküldü sanki var ya. Allah'ım ya Rabbim ya şimdi ne yapsam diyorum. Şimdi bizim sırtımızda da yumurta küfesi var. Yani buna kızmak, hakaret etmek çok basit. Ama öyle bir hatırayla ayrılmak da istemiyorum. Neyse hafif sendeledikten sonra kendime geldim. Dedim ki Barış kardeş bak sen haklısın. Ama dedim bir de benim cepheden bak dedim olaya. Neymiş dedi senin cephe dedi. Şimdi dedim senle ben Ankara'dan Eskişehir'e doğru geliyoruz. Sen benden 5 kilometre ileridesin. Giderken arabanda hafif bir yangın çıkıyor. Ve senin emniyet kemeri de açılmıyor. Sen arabanın içindesin, arabayı durdurmuşsun. Araba hafif hafif tutuşmaya başlamış. Ama sen kurtulamıyorsun yani kalkma şeyin yok böyle kilitlenmiş senin emniyet kemerin. Ben de bakıyorum ki yolun sağında bir tane araba hafif yanıyor. Müdahale edeyim diyorum. Arabamı diyorum güvenli bir yere çektim. Yangın söndürme tüpümü aldım. Geliyorum. Acaba kimmiş diye baktım. Aa bu bizim ya Barış. Şimdi diyorum ben bu arabayı söndürsem. Diyecek ki kardeşim sen itfaiyeci misin? İşine bak, sen işletmecisin. İşine bak diyeceğim diye. Hemen geri topluyorum tüpümü ve arabama doğru gidiyorum. Sence dedim nasıl bir şey? Dedi insanlık dışı bir şey dedim. Nasıl dedi benim dedi göz göre göre yanmama razı olursun. Ama dedim bak ben itfaiyeci değilim dedim. Olsun dedi sen söndürebilirsin orada. İşte dedim Barış kardeş ben senin bu gidişte cehenneme gideceğini düşünüyorum. Çok da değerli bir kardeşimizsin. Seni cennete gitmen istiyorum. Ben bunun için çabalıyorum. Yanmamanı istiyorum. Bir insanlık vazifesi yapıyorum. Yani illa da müftü mü olmam lazım falan. Sonradan bağladık işi bitti. Yani bu gibi olayla insan çok karşılaşır mı? Yok. Yani bugün Körfez'de birisini anlatsa yani böyle Barış gibi sen müftü müsün diyecek kaç kişi çıkar? Çıkar mı 20 sene böyle? Değil mi? Çok çıkmaz yani bu kadar ya. Yani ben bu konudan hoşlanmadım dedi. Diyelim ki bıraktık. Veya diyelim ki Barış beni orada kırsa. Ki hakikaten kolay bir şey değildi. Acaba Allah-u Teala bundan dolayı ey kulum sen niye gittin onu anlattın da
kırdın diye bana ceza mı verecek, mükafat mı verecek? Değil mi? Bakın orada sizin bir işçiniz olsa, patron olsanız, sizin işçiniz sizin için böyle bir durumda kalsa işçiye ne yaparsınız? Mükafat verirsiniz değil mi? Onun için var ya, tebliğ bizim vazifemiz. Yani bol bol tebliğ edeceğiz. Müslüman sende de vardır öyle hatıralara. Çok değil mi? İşte bu vazifeye sarf etmek. Ha bir de bakıyorsunuz sonradan çok değişiyor insanlar ya. O kadar güzelleşiyor ki Allah Allah diyorsunuz ne olmuş? İşte benim dayım mesela vakıf gibi birisi, vakıf olarak da kaldı. Ali Çöre abiyle Almanya'da tanışmışlar. Bu 14. devane şeyi var ya, Sevhut meseleleri var ya. Ya diyor bir dinledim, dedim ki diyor Allah Allah. Ancak böyle yorumlanır. Ve ondan sonra mürci olmuş ha. Bak yani Alessevr ve Hud meselesi, üstadın onu, hani dünya öküzle balın üstünde meselesi var ya, üstad o kadar güzel anlatıyor ki, onun nurcu olmasına vesile olmuş. Olabilir. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı %90'ına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan, imanı tahkikiyi eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyunlar aleyhimde gayet gadderane desiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifade ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde. Üstad bak burada hep zındıkada komitesinden, ifade edicilerden vesaire bahsediyor. Yani karşısına hiçbir zaman devleti almamış. Onunla bir düşmanlık içerisine girmemiş. Hep diyor böyle komiteler bunu yapıyor. Ve enteresan bir şey, Üstad Hazretleri hep tutuklu kalmış. Sadece 11 ay Eskişehir'de bir hükümlülüğü var ha. Yani imha planlarıyla o zamanın reisi falan yani üstadla ilgili çok planlar çevirmişler ama Allah-u Teala hakimlere, savcılara falana filana yani Allah-u Teala onun kalbine öyle bir şey veriyor ki hüküm verememişler ya üstadın aleyhinde. Ve hüküm verilsin diye, imha edilsin diye emredildiği halde. Ya onun için elhamdülillah nur talebelerinin diyor hiçbirinin kalbinde devlete karşı bir düşmanlık yok. Biz biliyoruz ki devlet bizim devletimiz. Devlet olmayınca namus da olmaz, ırs da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Din de yaşayamazsın. Cumanı kılamazsın. Onun için devlet gerçekten önemli. Ama işte burada ihale eden işte filan komite falan onlar da inşallah zaman zaman işte ortaya çıkıyor, temizleniyor. Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına erişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız. Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyet'in mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri 2-3 müstesna olarak serbest geziyorlardı. Şimdi son cümle. Ama son cümle bizim yaşadığımız bir olayla ilgili olduğu için çok böyle hayatımızda tatlı bir yeri var bunun. Cümle şöyle. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Kim de tevzi edecek?
Bir daha okuyor muyum? Bir daha okuyorum. İnşallah. Bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzih edecekler. Kim? Bahtiyar müdürler ve memurlar değil mi? Ne yapacaklarmış bu Risale-i Nur'ları? İlaç gibi, ekmek gibi, yani zaruri ihtiyaç olarak ne yapacaklar? Tevzi edecekler. Bizim yaşadığımız olay da şöyle. Bu hapishanelere gidiyoruz hizmet için elhamdülillah. Çok güzel de neticeler aldık. Yani öyle tövbe edenler çıktı. Adam mesela diyor ki ben diyor filanın şununu çaldım, bununu çaldım. Helalleşmem lazım diye adamla düşündüm. Daha önceden zorla itiraf ettiremediklerini bu direkt şey yapıyor. Böyle. Biz de gençlerin koğuşuna gidiyoruz Gaziantep'te. O kadar güzel şeyler oldu ki sonuçta. Ama ilk gidişimiz. Protokolü yapmışız. Emekli albay bir Sadık albay, şu anda o da Çekmeköy'e geldi. Onunla beraber 3-4 kişiyiz. Kardeşlerimiz, el hizmet kardeşler var. Hapishaneye giderken 100 tane meyve risalesi aldık. Bu meyve risalesinden içeriye girinceye kadar asker aldı, ötekiler aldı. Zaten bize 40 tane lazımdı. Yani 60 tane gitse de bizim için önemli değil. Bana da verir misin diyorlar. Veriyoruz böyle. Neyse girdik hapishaneye. Mahkumlar karşımızda oturuyor. Biz de ders okuyacağız. Ama dedik ki ya böyle hem gözleri de görsün diye hepsine birer tane meyve risalesi dağıttık. Dördüncü meseleyi bunu açıp okuyacağız. Tam da bak tevafuk. Çok enteresan bir şey. Dağıttık. Birden gardiyan geldi. Bir dakika ne yapıyorsunuz dedi. Dedik ki kitap okuyacağız. Kitap dağıttık. Olmaz dedi. Bu kitaplar faydalı mı zararlı mı bakmamız lazım dedi. Geri topladı. Bizim dağıttığımız kitabı geri topladı. Neyse biz de böyle irticali olarak konuşuyoruz onlarla. Daha sonra hızla geldi gardiyan birden içeri girdi. Tamam dedi, zaten dedi bu kitapları görmüştük dedi, faydalı kitaplar dedi. Herkese birer tane dağıttı. Biz de açtık, dedik işte bakın bu kitapların yazarı da hapishanelerde kalmış. Sizin hayatınızı, ruhunuzu, psikolojinizi çok iyi biliyor. Bunlar buralarda yazılmış falan böyle. Tatlı bir sohbet oldu, dışarı çıktık. Ayrıldık ama çok enteresan. Ya, mahkumlar var ya, insan onlara gidince var ya, tiryakisi oluyorsunuz da onların. O kadar güzel bir halleri var ki, öyle bir ders dinliyorlar ki. Mesela Peygamberimizin adı geçiyorsa var ya, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Biz eğiliyorlar ta yere diyecekler adamlar böyle. Ezan okunmaya başlıyor, herkes hazır ola. Böyle sandalyede ya, herkes hazır ola geçiyor. Tuhaf bir şey. Ya bizim yanımızda öyle yapıyorlar ya da öyle. Hatta hapishanenin öğretmeni, daha sonradan bu olaylardan dolayı kesilince karşılaştık. Hocam ya diyor, neredesiniz diyor. Sizin zamanınızda ezan sesi geliyordu, namaz kılıyorlardı, tesbihat yapıyorlardı. Şimdi birbirlerine nara atıyorlar, küfür ediyorlar. Ya bir an önce gelin diyor. Çok böyle hoşuna gidiyordu bizim hizmetlerimiz. Dışarı çıktık hapishaneden ekip olarak. Sadık abi dedi ki, hocam dedi ya biz bir hata yaptık dedi. Ne hatası yaptık abi dedim, hayırdır dedim. Ya dedim, üstad dedi, bu risaleleri dağıtma görevini kime vermiş dedi. Bahtiyar müdürler ve memurlara. Biz dedi, yetki hatası yaptık. Adamlara verip, adamlar dağıtacağı yerde dedi, biz dağıttık. Adam geri topladı dedi, tekrar kendisi dağıttı. Sizin üstadınız bize bunu söyledi, bu bizim işimiz, siz yapamazsınız dedi, aldı ve dağıttı dedi. Bunu dedi fark ettin mi dedi. Dedim abi demek ki öyle olmuş. Yani gardiyan bizim dağıttığımızı topladı ve kendisi dağıttı. Demek ki burada diyor ya, bahtiyar müdürler ve memurlar
o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tezih edecekler. Elhamdülillah hapishanelere o kadar çok risale girdirdik, o kadar çok okundu ki Cenab-ı Hakk'a şükür. Burada da yapıldı değil mi? İzmit'te yapıldı değil mi? İnşallah tekrar şu puslu hava biter de tekrar başlar. Cenab-ı Hak inşallah en dar dairedeki en önemli daimi ve önemli olan hizmeti hep yaptırsın bizlere. Geniş dairedeki ara sıra önemsiz, ondan sonra o hizmetlerle de çok uğraştırmasın inşallah. Cenab-ı Hak imanla kabre göçmemizi nasip eylesin. İmanla başkalarının da kabre göçmesine vesile etsin bizleri inşallah. Asıl vazifemize döndürsün. Bizler inşallah hem dünyada hem ahirette mutlu etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için bütün geçmişlerimizin ruhu için el-Fatiha.